3000-2000 TL bunu satmayı düşünüyorsun. İkinci el piyasası ne kadar peki bunu? 3000-2000 TL civarında mı? Dörde satan bile var. Başka söylemek istediğin bir şeyler var mı? Anlat. Almayın diyorsun. Bu 125'li kesinlikle ilk başlarda zevkli olur ama bir sene sonra arkadaşlar. İlk başlarda iyi ama bir sene sonra görürsünüz diyor ATV'nin sahibi efendim. Benzin çok doldurdunuz mu depoyu? Öyle 15 TL şu an oluyor arkadaşlar. 4-5 gün çok rahat. 4-5 gün Efe deliler gibi ATV ile geziyor. Efe ile de birkaç video gelir. Yani Efe 4-5 gün dayanıyorsa size 1 hafta 2 hafta dayanır. Değil mi Efe? Efe sürekli drift, lastik yakma falan, dur kalk, iki teker, böyle şeyler yapıyor. Başka sana çıkardığı masraflar falan... Bana çıkardığı masraflar genel olarak bütün bakımını yaptırdığımda iç bakım 900 lira falan tutuyor. Bence bakım maliyetleri biraz fazla. Bu motorda zaten hiçbir şey yok. 120 cc tek silindir arkadaşlar. Karbüratörlü eski sistem bildiğinizden eli anahtar tutan herkes bu motoru yapabilir. Servisi bence biraz pahalı. Aldığınız yerden yaptırmayın. İkinci sanayi. Sanayiden benim Mondial'deki şu motordaki olduğu gibi güvendiğiniz bir usta ya da kendiniz anlıyorsanız kendiniz yaptırabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız yaptırırsanız biraz pahalı. Servisini yaptırırsanız kendi aldığınız yeri yaptırırsanız biraz pahalı. 2 yıl garantisi var. Garanti konusuna da gelelim arkadaşlar. Benim ATV'm de bu ATV'm de hiçbir parçası garantiye girmiyor. Ne olursa olsun kullanıcı hatası diyorlar. Şu benim Mondial 50 Revival ile de aynı. Bu motorda da aynı. Genellikle Çin mallarında zaten biliyorsunuz hep aynı. Ne olursa olsun kullanıcı hatasına giriyor. Yani garanti yok. Parçaları peki nasıl Efe? Parçalarını değiştirdin mi daha önce lastikler haricinde? Parçaları frenlerini değiştirdim. Evet, suspansiyonu değiştirdim. Başka? 3 yılda bir değiştirdim. 3 tane arka değiştirdim. Her sene belki bir sene de olabilir. Ben çok sürmüyorum okul olduğum için. Her sene bir kere aküsünü değiştiriyorsun. Bir sene boyunca çalıştırmıyorsun. Yani bir sene dediğimiz yazdan yaza çalıştırmıyorsun. Geldiğin zaman da aldığın aküler bitiyor. Çalışıyor. 1-2 hafta sonra marş basmaya başlıyor. Aynı bugün olduğu gibi. Bugün de baktık seninle beraber. Böyle kalıyor. Tekrardan bize göster onu. Bazen ses yapıyor. Bazen de bu ses yapıyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu ses yapıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Efe nasıl bulduysa vurularak çalışıyor. Dünyada bir ilk. Başka? Başka almanızı anlatarsın. Titreşim konusunda sen düşüncelerini söyle. Titreşim konusunda yani en son hızla gittiğinizde direksiyon sallanıyor. Bayağı direksiyon şöyle oluyor arkadaşlar. Şöyle oluyor. Şu, bu arada arkadaşlar Efe bakımlarının yaptırılmasına rağmen yani çok ATV'nin her yeri oynuyor. Yani şöyle belli oluyor mu bilmiyorum ama komple göbekten oynuyor. Yani titreşim de var. Komple göbekten oynuyor. Yani bir de Efe hani düz yolda çok hani böyle şey yapmadan hani böyle hard araziye falan sokmadan kullanıyor. Ama yine yani buralarda kullanıyor. Şöyle yani şuralarda asfaltta buralarda kullanıyor. Tabii şimdi gece diye gözükmüyor ama yani istese de çok fazla zaten araziye falan giremiyor. Yani ama yine de onun haricinde yani vidaları yani. Vidaları falan çok çabuk şey yapıyor. Yani dağılıyor, titreşim bayağı bir var. Onun haricinde ben sürdüm. Şimdi birazdan yine sürerken gece videosu olacak ama ben süreceğim birazdan. Onu da size göstereceğim. Onun haricinde Efe? Onun haricinde motor gücü olarak gerçekten iyi. Ben yani 125 cc ama bir de arkadaşlar bunun motorunda şey yok. Kayış yok. Yani bildiğiniz bir testi motor gibi bir şey var. Farklı bir şey yapmışlar. Yani normal vitesli motor gibi hani scooterlarda kayış olur ya hani şey ATV'lerde genellikle kayış olur. Benim daha önce bahsetmiştim. Hani varyatör ön arka varyatör olur. Bunda öyle değil. Bunda bildiğiniz şey var. Bir şey var. Başka bir şey söyleyecek misin? Başka bir şey yok. O zaman ama tamam. Tavsiye etmiyorum. Bunun bir büyüğünü diyorsun. En
Ama böyle öyle ama bu oyuncak değil. Böyle güzel. Zevkli, daha aksı, frenleri. Arka lambalar. Bir de ön lambalar. Çok şey patlıyor. Arka lambadan zaten bahsettik. Ön farları daha önce patladı mı peki? Şu. Şimdi patladı. Onu değiştirdim ben. O da bir arka zaten çok titriyor. Önde titreşimden falan belki patlamış olabilir. Ya da belki su falan girmiş olabilir. Evet. Efe, başta söylemek istediklerin var mı? Başına gelenler. Her şeyi söyleyebiliriz. İyi ya da kötü yanları. Bu ATV'yi sen ne kadar zamandan beri kullanıyorsun? Bu ATV'yi yani kullandığım 2,5 sene falan. 2,5 sene. Nasıl kullanırken falan? Kullanırken iyi ama... Dönüşlerde falan nasıl? Dönüşlerde hızlı dönüyoruz ama bu arada benim ATV'de de öyleydi. Bunda da öyle. İki tekere geliyor. Hemen lastiklerin şu kenarları ondan sonra gitmeye başlıyor. Başka? İlk aldığınız arkadaşlar lütfen dikkatli kullanın. İlk aldığınızda evet. ATV göründüğü gibi şey değil. Dönüşlerde falan çok sıkıntılı oluyor. Evet evet. Ona dikkat edin. Başka Efe söylemek istediklerin var mı? Başka bir şey çok kaydırmayın anlatırım. Lastikleri arkadaşlar çok çabuk bitiyor. Kaydırmamaya, patinaj çektirmemeye dikkat edin. Lastik aldığımdan beri var. Evet. Motorun ön lastikleri iyi, kaliteli. Diyorsun. Başka peki Efe'cim? Başka yani bildiğim bir şey yok, bana bir şey olmadı da başka. Evet. Motoru alacaksanız köy falan. Bunun bir büyüğünü alın diyor, alacaksanız da diyor. Bu arada arkadaşlar 200cc kadar 200cc kadar ve arkadaşlar böyle gördüğünüz ATV'lerin hiçbirinde plaka falan hiçbir şey çıkmıyor. Sadece garanti kağıdı oluyor. Hiçbir şekilde trafikte kullanamıyorsunuz. Bunları plaka çıkmıyor. 200cc'nin altına. Bunlar arkadaşlar off-road diye geçiyor. Off-road olanların hepsi trafiğe çıkamıyor. Kuba'nın 150cc olanı, 125cc olanı, Kanuni markasının 150cc, 125cc olanı trafiğe çıkamıyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Hiçbir şekilde trafiğe çıkamıyor. 200cc ve gazı şöyle olmayanlar trafiğe çıkabiliyor. Normal motor gibi gaz olması lazım. Ve bu arada vergileri falan bayağı bir pahalı benim bildiğim. Bayağı bir masraflı oluyorlar trafiğe çıkanlar. Ve hani onlar o kadar para vereceğinizde ikinci el Japon ya da işte Honda falan öyle bir markanın ATV'lerinden alabilirsiniz. Çin mallarından uzak durun o kadar para verdikten sonra. Değil mi Efe? Başka Efe ne diyorsun? Ben de tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ben de Kanuni'nin ATV'sini kullandım. İlk iki tane falan, bir tane sanırım video var. Kanalın ilk videosu 15.000 izlendi. Onu ben de tavsiye etmiyorum. Ben de 6 yıl falan kullandım. Bayağı bir 100.000 kilometre, 70 kilometre yaptım. Başıma gelmeyen kalmadı yani. Sanayiden çıkartamıyordum. Aylık 1.000 TL masraf yapıyordum neredeyse. Ve benim lastikler falan da bitikti. Hani zar zor sahibinden de zar zor sattım. Evet, bu arada arkadaşlar çok önemli bir şey söyledi. Zincirini sürekli yağlayın. Şu anda gözükmüyor ama zincirini sürekli yağlayın. Zincirini bir de arkadaşlar motor yağı eksiltiyor. Ben bir haftada bir motor yağını kontrol ediyordum. Motor yağını 1000 km'de bir değiştirin. Bunlar çok önemli. Çin malı oldukları için, bir de bu ATV'den biraz da motor yapısı farklı, biraz daha böyle şey kullanıldığı için motor yağı simsiyah oluyor. 1000 km'de böyle sabun gibi oluyor. Yani yağ hiçbir özelliğin kalmıyor. Evet, ayak freni var. Bir de 200cc büyük ATV'lerde de var ama. Ama yani bu sınıftaki, bu klasmandaki, bu fiyattaki ATV'lerde yok. Yok, benim ATV'de yok, evet. 200'lerin bazılarında. Evet Efe'cim, başka bir şey söylemek ister misin? O zaman yorumlara sorabilirsiniz. Aklınıza gelen her şeyi elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. İlerleyen günlerde gündüz çekimleri gelecek. Şimdi ben birazdan gece kullanacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. El sallı.